Merhaba arkadaşlar, PES Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 Mobile'da yine kadro kurma videosuyla karşınızdayım. Öncelikle bu kadroyu bana veren, hediye eden PES Türkiye Fan Instagram sahibi kardeşimiz Berkay Gülgönül kardeşime çok ama çok teşekkür ediyorum. Bence değerli bir hesap. Hatta benim elime şimdiye kadarki geçmiş kadrolarımın arasındaki en iyi hesap diyebilirim. Kardeşim belki para da yatırmıştı bu hesabı, bilemiyorum ama bana hediye etti. Çok teşekkür ediyorum. Elinizde eğer fazla kadrolarınız varsa bana hediye etmek isterseniz PES yani 88 Instagram adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine bu şekilde videolarda isminizi geçirebilirim. Sizlere çok teşekkür edebilirim. Ekstradan arkadaşlarım mesaj atıyorlar kadro kur diye. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Güzel bir like atmayı da lütfen unutmayın. 10.000 aboneye doğru gidiyoruz. Desteğiniz bu noktada önemli. Arkadaşlar Barcelona'yı seçtim. Yine karma bir şekilde gideceğim. 4-2-4 taktiğiyle bir diziliş yapacağız. Ofansif oyunu daha çok sevdiğim için o yüzden ofans yönüyle bir kadro kurmaya çalışacağım. Buradan sırala dedim. Kart türü diyeceğim. İkonlardan öncelikle bir ilk 11 kurmaya çalışacağım. Ve Barcelona oyuncularına ağırlık vereceğim arkadaşlar. Öncelikle bir başlayalım bakalım. 102'lik Messi şöyle direktman Kanada almak istiyorum. Muhtemelen 103 olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Aynen öyle. Bir de bir de bu şekilde başladık. Devam edelim. İkinci isim kim olabilir? Öncelikle bir Barcelona'dan gidelim. Şöyle OS taktiği değil bu. Göbek ya da DOS oluyor orta saha. O yüzden Kanada 96'da olsa Ronaldinho'yu ben bir aldım. Devam edelim. Şöyle Beckham'ı görüyorum. Beckham'ı DOS yaptık arkadaşlar. Zaten orijinali bu şekilde. 100 overall oldu. Süper. Devam ediyoruz. 97 overall'da tabii ki Patrick Vieira'sız bir ilk 11 kurulması mümkün değil. Bence orta sahamız Patrick Vieira ve Beckham da süper. İkisini de dost seçmemin sebebi mobilde iyi bir oyuncu değilim. Daha yavaş yavaş yeni yeni oynuyorum. Tablet de benim tabletim değil. O yüzden her gün zaman bulamıyorum. Bir de çalıştığım için elimden geldiği kadar tabletim elimde olduğu sürece video çekmeye çalışıyorum. Ara ara gelmesinin sebebi mobil videoların budur. Bunu baştan söylemek istiyorum sizlere. Devam edelim arkadaşlarım. Şöyle bir bakalım. Sol beki Carlos göze çarpan bir isim. Bu arada şimdilik kuruyorum. Düzeltmeler olabilir. Zaten yedekler de hazır durumda. Onları da düzenlemeler yapabiliriz. Kaleye şöyle Oliver Kahn alacağım. 94 overall'da. 95 overall'da Maldini. Stoper. Hemen bir bakalım. Şurada başka ikonlardan alabileceğim kim var kadroya. Forvet'e şöyle Ronaldo'yu alacağım. 99 oluyor. Burada alabileceğim bir diğer forvet ismi benim gözüme çarpan Diego Forlan arkadaşlar. Şimdi burada bir sağ bek ve de sağ stoper eksiğimiz var. Onu da nasıl yapacağız? İkonlardan bunları çıkarmak zor. Tabii ki Guardiola falan oynayabilir ama hani ben biraz daha iyi oyuncular koymak istiyorum oraya. O yüzden bunlar kim olabilir? Sağ beke koyabileceğim isim tabii ki Cafu. Şöyle bir alalım. Bir diğer isim de Beckenbauer arkadaşlar. Ben konsol oyuncusuyum normalde. Ve Beckenbauer'den çok aşırı memnundum. Elimde Patrick Vieira yoktu ama tam bir Rummenigge fanıyım diyebilirim. O yüzden yedeklerde de Rummenigge, Puyol, Ricard, Neymar, Nedved, Steven Gerrard ve Cruyff'u bıraktım. Niçin? Tabii ki sizler daha iyi biliyorsunuz. İkonlar, efsaneler düşüşte gelme ihtimali olmadığı için oyun ilerleyen zamanlarda yorulan oyuncular olursa onların yerine takviyeler yapabilmek adına diye düşündüm. Burada kimler var? Puyol'u bir tek stoper alternatifi olarak aldım kadroya. İleride işte Diego Forlan yorulursa Rummenigge'yi alabilirim. Orta sahaya Ricard alternatifini koydum. Ronaldinho'nun yanı ileride Neymar'ı alabilirim dakikalarda oyuna. Nedved zaten joker oyuncu. Orta sahada da oynar, kanatlarda da oynayabilme özelliğine sahip. Steven Gerrard yine orta saha özelliklerinde bir isim. Ve Cruyff'u da yine ileride forvet alternatifi olarak düşündüm. Benim kurduğum kadro bu. Biraz hızlı gittik ama diğer kadrodaki isimleri de sizlere göstermiş olacağım ki Yasin abi şu oyuncuyu şunu yerine alabilirsin. İşte Diego Forlan'ın yerine şununla başlayabilirsin. Şu noktada eksiksin, şunu düzeltebilirsin diye lütfen bana bilgi verin. Ben düzenlemelerini yaparım. Bundan sonraki zamanlarda kadro kurmalarda biraz daha tecrübeli olabilirim. Sizler kadar kesinlikle tecrübeli değilim. Bunu kabul ediyorum. Mobilde eksiğim, zaten oynamayı çok beceremiyorum. Ama inşallah güzel bir like atarsanız, mobil serinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen like atarak destek olmayı unutmayın diyelim. Bir gelelim. Yedekleri zaten gösterdim. Sırala dedik. Kadronda kimler var? İki Messi vardı. Burada bir diğeri var. Deco var.
Barcelona oyuncusu olmasına rağmen almadım. Beckham 2 kartı var zaten. Zannediyorum şu an ilk 11'de olan en iyi kartı. Nedved 2 tane zaten elimde, bir tanesi yedekte. Mateus göbekte var. Pires. Pirlo ağır bir oyuncu. Guardiola'yı alabilirdim ancak Patrick Vieira ve Beckham daha uygun orada ilk 11'de. Yedeklerini de Steven Gerrard'la aldım zaten. Ki Nedved'in de oynayabilme özelliği var. Son alternatifim de Erwin ama Carlos bence daha iyi bir oyuncu gibi geldi. Efsanelerde kimler var? Fernando Torres'i görüyoruz. Van Basten var. Devam ediyorum. Gene göze çarpan Batistuta, Romario var 97'lik. Ama Cruyff ve Rummenigge bence, benim şahsi fikrim, bu oyuncuların önünde değil. Bu benim tekrar söylüyorum fikrimdir. Siz ilk isim olarak yeri gelir Romario'yu kadroya koyarsınız. Saygı duyarım sizlere. Devam edelim. Del Piero var. Maradona var. Yüz uğurlu olduğunu görüyorsunuz ama ben Maradona'dan ne konsolda ne mobilde keyif alamıyorum. Bilmiyorum, bana katılıyor musunuz? Sizler neler düşünüyorsunuz? Nakamura var. Nedved bu üçüncü. İki tane ikonu var zaten elimde. Xavi var. Xabi Alonso var falan filan derken bu şekilde gidiyor. Bu arada kardeşimizin de Trabzonspor taraftarı tahmin ediyorum Berkay. Burada Trabzonspor'un ilk 11'ini kurmuş. Oyuncuları da fullemiş. Onları da Bakasetas'ı görüyorsunuz. Abdülkadir Ömür, Cervinho, Hamsik. Devam edelim. Canini var. Vakayeme var. Serkan Asan var. Stoper'de Edgar Ey var. Yani ilk 11'i kurmuş, bir tane eksiği vardı zannediyorum. Bu da bir keyiftir. O yüzden kardeşim teşekkür ediyorum tekrar Berkay Gülgünül'e. Böyle bir jest yaptığı için bence değerli bir kadro bu. Muhtemelen para da yatırmış olabilir belki, bilemiyorum ama tekrar teşekkür ediyorum, jestin için diyelim. Arkadaşlar benim kurduğum kadro bu. Tekrar ediyorum, eksiğim vardır. Bu arada menajer değiştire girdiğim zaman hangi menajerler var onu da göstereyim size. Solskjaer şu an kullandığım Solskjaer zaten, Fatih Terim, Pirlo, Genesio, Manalt, Nesta, Gelert, Abdullah Avcı. Onu da Trabzon'dayken kullanıyor kendisi. Diyebilirsiniz. Abi Solskjaer'i al. İşte bu teknik direktörü bırak. Bu çok ofansif, sorun yaşayabilirsin diyebilirsiniz. O yüzden teknik direktör yorumlarınızda lütfen yazın. Benim kadromda yoktur. Bir teknik direktör almam gerekiyordur. Şu iyidir diyebilirsiniz. Onu yazabilirsiniz. Barcelona'yı seçtim. Daha ağırlıklı Barcelona oyuncuları olduğu için ama başka kim seçilebilir? Bakıyorum. Beckham var Manchester United'da. Patrick Vieira var Arsenal'da. Maldini var Milan'da. Bayern Münih'te işte Oliver Kahn var. Ama hani Messi ve Ronaldinho bambaşkalar. Yedeklerde de bunlara eşlik edebilecek kimler var? Hani Deco var ama Deco çok kullanacağım bir isim değil. Guardiola var. Belki o olabilir. Hatta şöyle bir Guardiola'yı bir alayım denemek için. Almak istediğim için değil. Onu baştan söyleyeyim. Bakalım ne duruma gelecek. Şöyle 98 oluyor. Bence iyi arkadaşlar. Ne dersiniz? Yani Guardiola yedekleri alınabilir mi ama ben Neymar'ı kadro dışı bırakmam. Buradan çıkarsam kimi çıkarım diye düşündüm. Kimi çıkarım diye düşündüm şu anda. Rijkaard mı çıkarsam? Vallahi ikilemde kaldım ama Neymar'da, yani Neymar'sız bir oyun düşünemiyorum. Sonra da oyunu alabileceğim. Kimin yerini alsam, kimin yerini alsam birinin üzerine gidecek. Nedved'i kadro dışı bıraktım arkadaşlar. O zaman Guardiola'yı da almış olduk. Kadro bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 10.000 aboneye doğru gidiyoruz dediğim gibi. Like atarak lütfen destek olun. Yorumları yazabilirsiniz. Kadro kurdurmak isterseniz Pesyan 88 Instagram adresine ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarım var birçok sırada bekleyen. Sizler de bu sıraya girebilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde destek olmaya çalışıyorum. Ve dediğim gibi elinizde fazla kadrolar varsa onları da bana hediye edebilirsiniz. Tıpkı Berkay kardeşim gibi. Tekrar teşekkür ediyorum ona. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.